Merhaba arkadaşlar. Buket'te kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da ben niyetlendim. Siz kendi yüreğinizden geçirdiğiniz arkadaşlar neyse bugünkü sıkıntımız onunla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız şöyle bir, e, kartlarımı da bugün bakacağım e, açılımım için. Enerjileri birbirleriyle uyumlanmaları adına. Ee, şöyle bir kartlarımızı karıştırıyoruz ve neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi bu bir kolektif açılımı. Uyan sizin uymayan evrenin olsun. Neyse halimiz o çıksın falımız da deyip sizinle de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Güzel ve <laughs> güzel çok da güzel bir enerji daha geliyor evet bir yol diye yani belki bir yolsa bile düşüncesel bazı sıkıntılar yaratıyorsunuz kendinize ki o biraz aşağı aşağı gidiyor yani kendi kafanızda kurguladığınız bir konuyla engel yaşadığınız evet zaten şu kafanızda kurguladığınızda çıkmış kendi kendinize engel yarattığınız bir süreç var işin içinde resmiyet var üzülerek söylüyorum ee, hep mi resmiyet olur bu nedir mahkeme diyen bazı arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum mutlaka aslında bu şu demektir. Aa dedektörle bir şey aranıyor. <laughs> bir gömü arama ifadesi var. Hı, yerin altından bir şey bulmak, kazımak. Acaba gömülmüş mu? Bir mevzuları mı araştırıyorsunuz? Böldüm değil mi kafanızda karışabilir. Arkadaşlar bu mahkeme mevzu dediğim şeyler sizin birisiyle hesaplaşmanızdır. Haksızlığa uğramışsınızdır ve onun aslında mücadelesidir. O da bazen evrak hani davasal bir konu olduğu için sanki imza gerektiren belgeymiş gibi yansır bir falan O yüzden de mahkeme diyorum ama mahkeme gerçekten gidip başvurduğunuz mahkeme salonları falan değil. Savcıyla değil yani öyle bir mevzu yok. Belki de içsel bir sen benim hakkımı yedin he Dediğimiz bir nokta var demektir yani. Aslında bunu demek istiyorum ben orada. Ee, şimdi neyse bir geçmişle başlıyorum her zamanki gibi. Ee, yaşanılmışlıklar bizi etkiler. Ee, şimdi burada bir dede yani şeyle araştırırlar ya ya böyle. Evet öyle bir alet var. Bir insanın kafasında uzattığı, geçmişten gelen. Ya yani unuttuğu konuları deşmek diyebiliriz. Ya da bir kişi bayağı yerin altıyla alakalı bir kurcalama durumunda bir insan ona asla inanmadığını hatta şöyle yani birisi size gelip bir şeyler söylemiş size hayır demişsiniz ya hani böyle bir inanmadığınız bir süreç varmış kendi kafanızdaki sorunlar yetiyor zaten sen ne saçmalıyorsun olur mu öyle şey der gibi Yozgat'ın y'si ve 3 rakamı sizin için bir şey ifade etmeli arkadaşlar. 1 N 3 Y yazıyor burada. 13 N Y ne demekse. Bir, bir şey n'si, bir 3 de y'nin bir şeysi. Bir şey var burada. Birinci o, üçüncü o birisine inanmıyorsunuz. Anlamadım. Böyle bir görsel var. Totalde baktığımızda hani böyle bildiğiniz aşiyen çıkmış. Yani kuş yuvası var orada. Ee, dolayısıyla o yuvalar yani Bildiğiniz kuşlar hani böyle işte balkonlarımıza getirirler, çalışır, yuva oluştururlar. O misal bir yuva var. Burada sizin yuvanızla alakalı bir ne, iki, üç y var aralarında evlatlarınızındır, sizindir, düşüncenizdir bilemedim. Edirne'nin neyesi olan bir kişiyle de resmen dudak dudağa öpüşüyor olan bir çift var burada. Evladınızın yuvasıdır, sizin partnerinizdir. Daha önce evlilik deneyimlemişsinizdir ya da şu an bir ilişki içerisindesinizdir. Her şekilde ne ise arkadaşlar bir partner var burada bilginiz olsun. İki tarafta bu partnerlerle alakalı hayatı sorguluyorlar ya. Yani ee, maalesef sizin de maddi manevi bazı sorunları aşmış olduğunuzu ve karşı tarafın partnerinin de hayatındaki sorunlarının var olduğu anlamına gelir yani belki sizden güzel bir ikili olur ama kafanızdaki özellikle geçmişe bağlı bazı ee, o şeyler sizi burada şey yapıyordur yani zorluyordur hani keşke özgür ruh olabilseniz demek istiyorum evet Şimdi gelelim bu mahkeme dediğim sürece. Yani ilk başta başladım. Şimdi sizin bugününüze geldiğimde ben bu partnerinizle beraber belki sizin destekçinizdir ama iki kişinin kafa kafaya verip özellikle ortada üç kişinin olduğu bir mahkeme, bir anlaşma, bir hesaplaşma ilk baştaki dediğim gibi ilk kartımda bu çıkması çok manidar. Yani kartlar doğru birbirleriyle eş zamanlı işliyorlar arkadaşlar. Ben burada bir mahkemesel bir konunun hesaplaşmasanız gereken hani hesaplaşma içerikli bir konunun özellikle hadi ekimin artık sonları diyelim 9 gün mü kaldı arkadaşlar 31 çekiyor değil mi bu ay? Yani ee, 8 gün değil mi? Neyse bir hafta işte. Yani sonuçta 3-5 gün var arkadaşlar şimdi. Siz 1-2-3 kişiyi ortanızda bırakacaksınız. İki büyük insan olarak bir konuyla ilgili ciddi bir tartışma ya da bir anlaşma ortamı yaratacaksınız. Ekim'in son kalan 3 günü, 5 günü, 2 günü, 1 günü her ne kadar günü var ise o günler içerisinde sizin bir konuşma, bir e, şey konsey toplantısı bulunurdu belki ya da ne diyelim ona bir şekilde sizin hayatınızda böyle bir e, organize var ki sonrası sizin için artık. Şey süreci işte mahkeme süreci, dava süreci. Bakın hem şurada görüyorum hem devam ediyor görüyorum. Yani aralığın başı itibariyle görüyorum. Bir de aralık başı dedim özür dilerim kafa karıştırmış olacağım. Kasım'ın, Ekim'in bittikten sonra Kasım'ın başı itibariyle görüyorum. Bir karışıklık yaşıyorsunuz. Bir gidiş var burada arabanıza binmişsiniz. Taşınacaksınız. Ev taşınma davası olabilir. Bu evde değiştirme davası olabilir demektir. işte değiştirme davası olabilir demektir. Dolayısıyla da haricinde bir de aralık itibariyle görüyorum bunu. Yani Kasım ayı boyunca bu süreciniz devam eder. Hatta işte son haftaları Kasım'da bir karışıklık yaşarsınız. Ve arkadaşlar sonrasında da bariz bir şekilde aralığa kadar sürecek bir dünya. Yani dünyanızda önemli olan öncelikleriniz arasında böyle şeyler olacak onu söyleyebiliriz. Gücünüzü topluyorsunuz ama hakkınızı savunmak adına gerçekten gücünüzü toplayıp geleceğe umutla baktığınızı görüyorum. Aranızda sayısal rakamlar var. Pi rakamının ifadesi çıkmış orada. Belli ki sizin bazı sayısal rakamlara takıldık kaldığınız, karşı tarafın konuşmasının bir anlam ifade etmediği, güzel başlangıçlarla geçecek ama kendinizi üzdüğünüz, üzecek olduğunuzu da bilin arkadaşlar. Özellikle çünkü şey hali var. E şurada vesveseleriniz var. E şurada çok güzel bir yolunuz var demiştim. Açar açmaz. Elim şu şekilde yapa yapa sildi ama hatta şuradaki bilinmezliğinize çıkıyor demiştim. İşte şunları yaklaştırayım. Özellikle göstereyim. Çünkü şu 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 şu. Bu işte noktacık yuvarlakçık onların adı. Vesvese kalabalık boş laf gürültü, patırtı, kendinizce kendinizi üzdüğünüz bazı süreçleriniz orada bir erkekten yardım alacağınız barış çıkmış. Şimdi kendinizi şey gibi görüyorum. Hani bir tostlu araba mı diyorduk ya? Vosvoslara ee, öyle bir vosvos vos küçük bir arabadaymışsınız gibi yani kendinizi güvende hissedecek bir cenin pozisyonuna sıkışma hali var. Ruhunuz daralıyor arkadaşlar bu anlamda. Birisiyle kafata, kafanızda özellikle belki de şuradaki birebir olan partneriniz bile olabilir. Kafanızda bir kişiyle iletişimde olduğunuz yani fikir alışverişinde bulunduğunuzun ifadesini veriyor. Fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Belki yapabilecekleriniz gayet net fakat siz kendi cenin pozisyonu yani sıkışmışlığınızla kendi bilinmezliğiniz öyle bir arada harmanlamışsınız ki doğru yola gidecekseniz de önünüzü kapatıyorsunuz. Bilginiz olsun. İskelet gibi gördüğüm şuradaki yüz ifadesini görüyorsunuzdur, Robot gibi ağız kısmında iki kişi oturmuş. Banka oturuyor gibi. Buna şu demek iki kişi hasta, iki kişi hastalıklı düşüncelerde, iki kişi ee, sizi gözetliyor hayırlı konuşmamalarda hani böyle oturmuşlar sevdi sakızları derin ya bazen aşk dolu olduğunu gördüğümde işte bu ikisi oturmuş o banka ama maalesef kin öfke işte vesaire gibi arkanızdan konuşacak bazı şeyler söylüyor 93 rakamı da var bu arada A harfi de var orada 93'ü ve A'yı net görüyorum Hani onunla alakalı, onun hayatıyla alakalı. Belki de oğlunuzdur, kızınızdır 93 doğumlu. Ay Ayşe'dir, Ahmet'tir bilemedim. Ama onunla alakalı çok böyle bir olumsuzluklarınız var. Yani okur mu, kazanır mı, evlenir mi, gider mi, boşanır mı? Ne yapar acaba bu adam, bu kadın? Ne olacak bunun hali der gibisiniz. Ya onunla ilgili sıkıntılı, parasal sıkıntılı olduğunuzu düşündüğünüz konuşmalarmış. Bilinmezliklerinizi net aşacaksınız. Bu yolunuz özellikle arabayı binip gitmeniz. Yani o ev alınır diyor, o ev satılır diyor, o yolcular gidilir bu evden taşınırsınız, o işi değiştirirsiniz. Sizin dileğiniz bu konuda her neyse özellikle aralığın sonunda dedim. özellikle arkadaşlar resmi süreç bitiyor. Kazanımlarınız var. E, bu yolun sonu temiz. Bunun sonu açılmış. Üzüle durun o kişi sizin evladınızsa da onunla alakalı da güzel bir döneminiz var. O kişi kendi kafasındaki yükü yüzünden adım atamıyor. E, o da siz onun adına düşünüp üzülüp e, kendiniz için ya da onun için herhangi bir şekilde kafayı burada bilinmezliklerle boğmanız adım tamamınız demek zaten tanıyor olduğunuzu bildiğiniz kişilerden gelen destekler o insanları kesinlikle önünü açacaktır diyor. Bana kalırsa iki kişi özellikle o kişinin önünü açıyor. Yani bir kafanın üzerine durmuş bir araba gibi de durmakta. Araba almayı düşünüyoruz. Alırsınız. Aralık sonunda bunu yapacaksınız. Hatta aralık sonunda bir şeyi değerlendireceksiniz gibi görünüyor. Hani böyle hazır bu kadar şu olmuşken şurada da şunu bitirelim. Aralık sonunda bir şey olacak ve siz artık onu değerlendirmek amaçlı da bazı çözümlere ulaşacaksınız diyebilirim. Tabağı oldukça şöyle bir e, ne diyelim şekilsiz, güzel, aydınlık şöyle bir sallayalım bakalım düşüyor mu? Düşmüyorsa kalacağı odur zaten. E, kariyerle ilgili özellikle sıkıntılarla ilgili daha doğrusu kariyer hayatınızla alakalı çok da güzel gözyaşlarınızı şöyle göstermek isterim. Şimdi damladı. Damlayacaktı. Damladı zaten. Ee, bu sizin parça parça aldığınız güzel haberleriniz var. Falınız oldukça temiz. Buna hiçbir şey söylemeyeceğim. Buradaki sadece parasal bir konuydu arkadaşlar. Yani şuradaki insanın bir dakika öndüremedim. Hapşuracağım. Çok pardon arkadaşlar. Hep birlikte, hep birlikte ee, gerçekten. Ee, şöyle şuradaki insan arabasını almış diyordum ya işte o aslında şu gördünüz mü bakın. <laughs> yani bu dava, bu dosya, bu ev, bu şey, bu sizin kafanızdaki şey o oh, olacak, yansın, yağacak ve sonrasında güçlüsünüz. Yani Araba alırsınız o değişir o insan sizin şirketinizde ise gücünüzü kanıtlarsınız önünüzü açarsınız ee, güzel gözyaşınız var az önce damladı görememiş olabilirsiniz bakın devamı geliyor gözyaşınızın hayat sizi sınamış evet ama artık sefa zamanında diyor. Güzel güzel böyle haberleriniz güzel ee, enerjiniz yüksek. E, konuşuluyorsunuz sadece. Aşk var öpüşüyorsunuz yuvanız var değil. E, değil değil hayır. Var olan sıkıntılı hayatın hayat olarak geçirdiğiniz sürecinizin sonuna gelmişsiniz. Bu süreç sonrasında da hayatınızda birçok şey oturuyor. Şöyle de bir damlasını görüyorsunuzdur. Damladı dam, damladı artık. Gözyaşlarınız var. Ve bu gözyaşları sizin hak ettiğiniz, sürece ne zaman geliriz artık dediğiniz ve işte hani ya sabır didik yani bir an önce çözümünü bulalım bilemiyoruz dediğiniz süreçlerin sonucu araba ne olur açılır aydınlanır gücünüzü alırsınız kariyer hayatınızda ne olur o arabayı alayım mı değiştireyim mi ben Değiştireceksiniz de yapacaksınız da dolayısıyla gücünüze güç katacaksınız da diyebiliyorum. Aileyle alakalı hiçbir detay yok. Önünüz açıldı demiştim. Çünkü diyorum ya bu açılımdaki enerjiniz, dileğiniz sizin için her neyse arkadaşlar. Bu dilekle alakalı kabul olacak. Önün açık, mutlusun diyor yani. Haricinde bir de şöyle bir aşk hayatıyla alakalı. Hani günlük hayat rutin mücadelelerim var. Hani mücadelesiz hayatımız var mı? Hayır yok arkadaşlar. Dolayısıyla senin aşamayacağın mücadelelerin yok. Aşk hayatında bekarsındır. Mücadele ediyorsundur. Önceliğin hayatındaki bu karışıklıklardı ve sen bunları hallettin. Ailen de hallettin. İşte sorun da hallettin. Her kimse. Her neyse. Hani partner var gibi görüyorum demişti. Özellikle şöyle de dudak dudağı olan bir kişi. Hayatınızda zaten evlisiniz ve normal mücadelelerinize devam edeceksiniz. Sizi yoran entrika dolu, altı dolu işte işte oradan şunu çıkar, buradan bunu gelirler bitiyor. Sen yolunun hani en azından bu olay için yolunun sonuna gelmişsin. Normal hayatına devam edersin. Normal aşamayacağın sıkıntılarla da karşılaşmazsın diyor burası. Ben görebildiklerimi aktarıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Güzel pazarlarınız olsun inşallah bu arada. Hani şaka maka makası de deviriyoruz artık arkadaşlar Kasım Aralık ne kaldı ki diyoruz yani dün daha 2022'nin biriydi gibiydi hani bu çok hızlı geçiyor zamanlar ya da bana mı öyle geldi bu sene bilemedim dolayısıyla güzel tabii ki de şeyler yaşayalım hakkımız hayırlı olan olsun bütün yorumlarınızı okuyorum inanın özellikle bazen bazen özellikle bazen dönebildiklerim olabiliyor çok olumsuz yorum yazan arkadaşlarımı ben çok saygıyla karşıladığımı bilin isterim. Eleştiriye de her zaman açım. Buket Hanım ya şuraya bir gül mü koysaydınız, burada bir pembe palyoçama çıksaydı. Neyse işte hani ya. hani ben inanın o uçukluğuna bakman fikrin eleştiridir derim ya. Herkes farklı düşünüyor. Ama şey ya iyice saçmaladınız falan hani böyle. <laughs> böyle değişik geliyor öyle şeyler bana arkadaşlar. Saçmaladığımı düşünen arkadaşlarım gerçekten hiç buna maruz bırakmasınlar kendilerini. Her zaman söylerim. Boş boşuna boşu, enerjimizi burada kırdırmanın anlamı yok çünkü enerji kırıyor o şekilde o, o zihniyetler bazen öyle ona inanırım ben yani e, tabii ki de yani videoların devamı için de beğeniler yorumlar bunlar çok önemli gerçekten kişiyi desteklemek adına ben güzel yüreğinize çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sayenizde aslında e, devamlılığım olabiliyor bu enerjiyi sizlerden alabiliyorum ve dua etmenin çok doğru olduğunu düşünmem. Daha doğrusu tabii ki de hakkını da almasın yani beddua mı etmeyelim ne yani işte biz kar mı kalsın işte kalmıyor aslında. Hani sen beddua etmesen donun onun yanına kar falan kalmayacak. Kişi yaşattığını yaşıyor arkadaşlar öyle göçüyor bu dünyadan. İnsanoğlunun bunun idrakına varsa keşke herkes de. İşte herkes bir şekilde bir şeyleri deneyimlemek üzere geliyoruz bu hayata. Kötü insanlardan korusun Rabbim herkesi sevdiklerimizle birlikte. Dolayısıyla da ben şunu söylemek isterim size. Bugün çok kötü günleriniz vardır ya sabır edin olur mu? Yani yarınlarınızın nasıl güneş açacağını bilemiyoruz. Bugün kapanmaz, açılmaz. İşte eyvah dediğimiz, ne kapanmayacağına güvenme. O kapı bir kapanır ki sana öyle dersler verir ki bu hayat. Ya da açılmaz bu kapı. Nerede kaldık sıkıştık? Öyle de bir açılır ki. Yani gelecekten sen umudunu yitirmemelisin. Gardın olmalı her şeyden önce. Umutsuzluk insanı bir çukura çukura itiyor. O çukura düşmeyin derim. En büyük aslında önemli olan şey sağlığımızın olduğunu da idrak ettik hep birlikte. Yaşadık, gördük, canlar kaybettik, sevdiklerimize veda etmek zorunda kaldık bile. O yüzden arkadaşlar ben size şunu söylemek istiyorum. Her zaman Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin isterim. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin isterim. Herkes kalbinin ekmeğini yesin isterim. Kalbi güzel olanlardan olun. Karşılığını alanlardan olun. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.